Aslında hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Aydın Doğan sahip olduğu ve Türkiye'nin en büyük medya grubundan vazgeçmek zorunda kaldı. Zorunda bırakıldı. Çünkü neredeyse işte AKP iktidarının başından bu yana iktidarla bir yıldızı bir türlü barışamamıştı. Hatta onun da ötesine geçmişti ve yoğun baskılar altında kalmıştı. Büyük grubu çökertecek cezaların eşiğinden dönülmüştü. Ve bu çekişme bir türlü bitmiyordu. Zaman zaman özellikle 15 Temmuz'dan sonra yeni ılımlı bir dönemin yaşanacağına dair kimi işaretler belirse de bu dönemin aslında sadece işte iktidarın sevdiği bazı bir iki ismin grubun kilit noktalarına ya da önemli görülecek noktalarına atanmasıyla bu meselenin aşılamayacağı da aslında aşikardı. Çünkü ortada yapısal bir sorun vardı. Yapısal sorun da şu: AKP iktidarının, daha doğrusu işte Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bu yana Aydın Doğan'la yıldızı barışmamıştı. Bunda tabii ki Aydın Doğan'ın, Doğan grubunun yaptığı haberlerin, yayınların da etkisi vardı. Ama sadece meseleyi işte Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemiyle ya da iktidarının ilk günlerinde yapılan haberlerle açıklamamak gerekiyor. Ortada ciddi bir doku uyuşmazlığı vardı.